Buyurun. Bir saniye. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, önergemiz görüşülen kanun tasarısının 12. maddesinin tasarım metninden çıkartılmasıdır. Neden? Çünkü maddede adı geçen düzenlemeler ÖSYM'ye verilen bazı yetkilerin Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarına devrini öngörmektedir. Bu durum ÖSYM tarafından yapılan sınavları bakanın ve müsteşarın doğrudan kontrolüne alarak siyasi yetkilere açık hale getirecektir. O yüzden sakıncalı buluyoruz. Özellikle son dönemdeki ÖSYM ile ilgili iddialar delilleriyle ortadayken ÖSYM'deki siyasallaşma Türkiye'de ÖSYM aracılığıyla yapılan sınavlardaki şaibeyi ortadan kaldıramayacaktır. ÖSYM ve FETÖ ilişkisinin karmaşıklığı ortadadır. Şimdi önce ÖSYM, sonra da bazı üniversitelerde FETÖ bağlantılarından söz etmek istiyorum. Eski Spor Bakanı Suat Kılıç döneminde yapılan dünya güreş şampiyonası ile ilgili yolsuzluk iddiaları dile getirilmiştir. İlgili savcılığa yapılan şikayetle alakalı dosyaya bakan Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan bu organizasyondan hemen sonra Çin'de yapılan olimpiyatlara götürülmüştür. Bu savcı güreşle alakalı bu dosyayı yıllarca sümen altı yapmış. Bu savcılık 15 Temmuz FETÖ olaylarından sonra KPSS'de çalınan soruları imha etmekten dolayı açığa alınıp tutuklanmasından sonra güneş organizasyonları ile ilgili şikayet dosyaları raflardan indirilmiş. Şimdi bu dosyalar FETÖ-PYD yapılanması kapsamında, soruşturma kapsamında gizli dosya olarak incelemeye alınmıştır. Yani ÖSYM ilişkisi çok derin ve karışıktır Sayın Bakanım. Size anlatıyorum. 15 Temmuz kalkışması şunu gösterdi ki üniversiteler hedef olmuştur. Üniversiteler kuşatılmıştır. Üniversiteler ihanetin arka bahçesi haline getirilmiştir. FETÖ üniversiteler üzerinden Türkiye'nin geleceğine kastetmiştir. Bir yandan yandaş kişilerin üniversitelere yerleştirilmesi, öte yandan niteliksiz kişilerin kadroları doldurması ve en önemlisi yetkin ve nitelikli akademik potansiyele sahip olanların dışarıda kalması ülkenin 10 yıllık birikimine kastetmek anlamına gelmektedir. Bunun içindir ki sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel kuvvetler, sokaklar bombalanmamış, ülkenin geleceği de bombalanmış, yarınlarına kastedilmiş, özüne kurşun sıkılmıştır. Kendi varlığına, kendi insanına, kendi değerlerine böylesine bir o kadar yaban ve düşman bir unsurun üniversiteler ayağında yapılanlar tahribatı ortaya koymaktadır. 672 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2346 akademisyen ihraç edilmiştir. Ancak ihraç edilenleri atayanlar ne yazık ki görevlerindedir ve bunlarla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2010 yılında kurulmuş ve üniversite rektörü olarak 10 Aralık 2010 tarihinde Galip Akan atanmıştır. Rektör üniversiteye yer tahsisi gerçekleşmemiş ve henüz oturacak ofisi bile yokken ilk resmi ziyaretini ABD'ye yapmıştır. Michigan, Ohio, Pittsburgh üzerinden Pensilvanya'ya yapılan ziyaret dönemin Mevlana Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bahattin Adam tarafından organize edilmiş ve onun da katılımıyla gerçekleşmiştir. Beraberinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına ziyarete katılan FETÖ bağlantısı sabit olan Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bülent Miran 672 ile ihraç edildi. 9 Eylül Üniversitesi'nden katılan Profesör Doktor Vedat Pazarlıoğlu ise açığa alınmıştır. Yine bu ziyarette kendisine verilen isimlerden olan ABD'de Gülen Harekatı'ndan faaliyette bulunan Profesör Doktor Yetkin Yıldırım'ın Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne alımı sağlanmış ama ilgili kişi 3 sene boyunca Türkiye'ye hiç uğramamıştır. Değerli Sayın Bakanım, rektör kendisine emanet edilen üniversiteye hemen hemen kendisi ve bir kişi hariç FETÖ'den ihraç edilmiştir. Yönetim kurulunun hemen hemen hepsi ihraç edilmiştir ama rektör görevinde durmaktadır. Sayın Bakan, bu kişiyi kim korumaktadır? Lütfen ilgilenmenizi rica ediyorum. Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili bir dosyayı da size arz edeceğim.
Afyon Kocatepe Üniversitesi rektörü ile ilgili verdiğim dosyayla da ilgili olarak ne yapıldığını lütfen öğrenmek istiyorum. Çünkü rektör olurken Afyon İmamı Muhammed'den icazet alan bu kişinin hala rektör... Teşekkür ediyorum.